Günaydın. Sabah sabah Şükrün abla temizlik mi? Evet, aynen temizlik. Silva, koltuk, halı, silici ucumla beraber. Şimdi koltuk sileceğim arkadaşlar. Sabah kalktığım zaman kendimi iyi hissediyorum. O zaman temizlik yapma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi şöyle ucunu da takıyorsunuz patik gibi. Şöyle şuradan da yapıştırma yerleri var. Daha önce sizlere göstermiştim. Bunu Instagram sayfasından aldım arkadaşlar. Şöyle şuraya yapıştırıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Tamam, bu kadar. Şimdi koltuklar silinmeye hazır. Sabundan tut. Güzelce sil. Suyuna ne koydum? Arap sabunu koydum. Bingo'nun sıvı Arap sabunu. Onunla birlikte şimdi gelin bakalım şöyle bir deneme yapalım. Şurada geldi geleli ilk defa yapacağım arkadaşlar. Aa, çok güzel siliyor, yumuşacık. Hiç güç sarf etmeden şöyle kendini yormadan bir ileri bir geri yumuşak hareketlerle böyle tozları bile topluyor arkadaşlar. Şimdi yastıkları falan alayım. Koltuklar silinmeye hazır olsun. Sen şöyle gel bakayım. Sen de şöyle gel. Yastıklarımı da en son sileceğim. Ya yormuyor insanı. Hani bir bez alsan elinde nasıl zapt edeceğim diye düşünüyorsun. Ama bu çok kolay. Hem kolay hem de pratik. Oo, çok güzel parladı. Şurada bir leke var. Bakayım çıkacak mı? Aa, çıktı arkadaşlar. Güzelmiş. O kadar paraya değer yani. 60 lira. 60 da aboneye vermiştim. 120. Şimdi ucunu yıkayıp tekrar takacağım. Şu aralara giriyor. Bakın arkadaşlar. Şu ucuyla birlikte aralara bile giriyor. Görüyor musunuz? Tek tek böyle. Hem pratik hem çabuk yapılıyor. Oyun oynar gibi koltuk sildim. Pırıl pırıl oldu vallahi. Çok güzel. Elinizde bez olsaydı bezi aç kapat aç kapat yuvarlanıyordu bez elimde. Elifle siliyorum. Gene aynı. Kenar kıyı köşe. Bayağı güzel sildi. Pırıl pırıl oldu koltuklarım ya. Instagram'da Evnur'un seçtikleri diye bir site var arkadaşlar. Oradan aldım ben. Harika. Yumuşacık ucu. Yalnız ilk geldiği zaman yarım saat sıcak suda beklettim ben. Çünkü Evnur Hanım bana öyle demişti. Bitti. Ay çok güzel oldu ya. Acele sildim ama gene de güzel oldu. Sabah sabah aklıma geldi. Ben dedim bununla beraber hiç temizlik yapmadım. Yapayım da dedim bizimkiler görsün. Bak. Böyle işte. Harika. Elim de yorulmadı. Şurası çok güzel. Şöyle tutup sileceğiniz yere göre güç kuvvet verebiliyorsunuz. Patik gibi. Çok güzel ama değil mi? Suyumu da buraya koydum ama hiç sıçratmadım. Bakın. Şöyle bak. Hiç sıçratmadım. Gayet dikkatli kullandım. Bir koltuk bitti. Şimdi
şimdi diğerlerine geç ama sileceğim. Şöyle telefonu elimden bırakayım, ben devam. Sonuç mükemmel. Çok beğendim. Yani elinle tutması, elinden kaymaması mükemmel. Pırıl pırıl parlattı bakın arkadaşlar. Şu düğmelerin içine. Görüyor musunuz nasıl parladı? Nasıl rengi değişti? Her yere giriyor. Elinizle giremediğiniz her yere. Hızlı hızlı yaptım. Kendimi de yordum. Ama böyle sonucu görünce de insan mutlu oluyor. İki koltuğu sildim. Şu kenarları da sildim. Şöyle. Balkon girişi çok toz oluyor malum. Camlar açık yazın. Harika oldu. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Düğmelere bakın. Ucuyla beraber düğmelerin içine girebiliyorsunuz ama elle silerken bu mümkün değil, çok zor. O yüzden hepinize de tavsiye ediyorum. Biraz tuzlu ama inşallah yapışkan yerlerinden de çıkmaz. Beni memnun eder. Şıp şıp yapışıyor. Öyle sert bir şey de değil, yumuşacık. Böyle aralara doğru girmesi. Derinlemesine temizlik yaptı arkadaşlar, derinlemesine. Ben çok memnun kaldım. İnşallah ebediyen kullanırım arkadaşlar. Ah şu koku da var ya, odayı boğmuş koku. Yarıya inmiş neredeyse. 4 tane ucu vardı bunun, 2 tanesini koydum çok kokutmasın diye. Ama odayı müthiş bir koku sarmış, menekşe. Tek senden aldım ben bunu arkadaşlar. Menekşe kokusu. Ah, koltuklarımı da sildim sabah sabah. Şimdi kendime hemen bir çay yapacağım. İzzet de gelir şimdi. Şöyle çayımı da içeyim. Şimdi ikili koltuklar kaldı, berjerler. Buraların kurumadan orayı silmek istemiyorum. Çünkü yastıkları koyup diğerlerine geçeceğim. İki berjere. Biraz kurusun. Ben de kendime çay molası vereceğim. Demliğimi de ocağa koydum. Altına suyu koydum. Ocağımın altını da yaktım. Üzerine de 3 poşet çay koydum. Şimdi çayımı demleyip güzel bir kahvaltı yapmak niyetindeyim. Thank you.
Instagram cadde 46 Ofyal. Bir dakika. Cadde 46 Ofyal Instagram'dan kardeşim bana hediye göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Hemen içini sabırsızlıkla açıyorum. Allah razı olsun. Kendinin kanalı da var. Nasıl yapılır diye beni bulmuş. Teşekkür ederim ona. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size bir hediyem var dedi. Ben de önce kabul etmedim ama ücretli zannettim ama ücret almadı. Çok teşekkür ediyorum. YouTube'da kanalı var arkadaşlar. Nasıl yapılır diye o kanalı izlerseniz kendisinin bu işte uğraştığını ve dışarıya siparişler verdiğini göreceksiniz. Ben de şimdi heyecanla merakla bana da bu işi yapmamı tavsiye etti. Siz dedi çok iyi becerirsiniz dedi. İnşallah yapmaya çalışacağım. Boş vaktim olmasa bile yaratmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi hediyesini de göreceğim. Açacağım, sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere tekrarlıyorum. Instagram cadde 46 ofyal. Böyle bir vazo göndermiş bana, sağ olsun arkadaş. Kendim boyamamı söyledi. Bakalım becerebileceğim mi? Çok teşekkür ediyorum. Canlarım, koliden çıkan sizlere bu küçük parçalar benim için çok değerli. Kanalı var bu arkadaşın. Nasıl yapılır adı altında YouTube'da kanalı var. Takip ederseniz sizler nasıl yapıldığını görürsünüz. Ben de çok merak ettim. Artık bundan sonra devamlı kanalını izleyeceğim. Ben de böyle içine toprak koydum, kaktüs diktim. Bir tane bu. Bir tane değil, devamı geliyor arkadaşlar. Böyle bir güzellik daha var burada. Alçıdan yapılmış, kalıptan. Çok güzel. Ben de içine kaktüs diktim, penceremin önüne koydum. Biri de bu. YouTube'daki arkadaşım, nasıl yapılır kanalı olan arkadaşım bana hediyesi. Bitmiyordu. Hediyeler bitmiyordu. Arkadaşlar, IKEA'dan aldığım üçlü yapay kaktüsü buraya yerleştirdim. Evet, iki tane de böyle göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Bu arkadaşın Instagram'da kanalı da var. Cadde 46 Ofyal diye. Takip ederseniz kendisi dışarıya siparişler de veriyor arkadaşlar. Kolinin içinden bir de böyle saksı çıktı. Ben çok hoşuma gitti bu saksı. Banyomda böyle dolabımın üzerinde kızımın bana doğum günümde göndermiş olduğu çiçekleri koydum. Çok da güzel oldu. Banyoma da uyduğuna eminim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım, kardeşim. Allah razı olsun. Canlarım, hediyelerime o kadar çok sevindim ki. Hepsine kaktüs diktim. Burada bir kaktüsüm vardı benim. Bayağı bir kalabalıktı. Bu vazosu, saksısı da küçük olduğu için bayağı büyük geliyordu kökleri. O yüzden bunu tek bıraktım böyle. Burada azar azar yavaş yavaş çoğalsın diye. Diğerlerine de başka kaktüsler diktim. Evet, şimdi zil çaldı. Bir de ne göreyim? Siparişim gelmiş. Instagram'dan sipariş vermiştim. Asuman'ın renkli dünyası diye. Orada izliyordum zaten kendisini. Uzun zamandan beri de takip ediyordum. Orada gördüm, siparişini verdim. Kendisi de Ordulu. Bana da çok yakın oturuyormuş. Oradan göndermiş çocuğuyla birlikte. O kadar çok sevindim çilek kavanozlarıma, mutfağımın dekoruna. O kadar güzel yakıştı ki. Ellerine sağlık. Çok da teşekkür ediyorum. Ona uygun olarak da böyle yazı istemiştim ondan. Bana Şükran'ın mutfağı diye yazı yazıp mutfağıma arkasını yapıştırıcıyla yapar mısınız dedim. O da yapmış. Hemen geldi hazırcacık. Böyle çaydanlığımın arkasına yapıştırdım. Köşede de bir de kaşıklık sipariş vermiştim. O da geldi. Ona da çok sevindim. Mutfağım siyah beyaz oldu artık. Eski haliyle bambaşka oldu. Tamamen değişti. Eski halinden eser kalmadı arkadaşlar. Kaşıklığımı da böyle puantili değil, sade istedim. O da yapmış. Teşekkür ediyorum tekrar. İçine de böyle güzelce yerleştirdim. Özenle seçmiş olduğum mutfak malzemelerimi yerleştirdim arkadaşlar. Çok güzel oldu mutfağım. Çok da beğendim. Uyum içerisinde.
Göz yormuyor. Siyah ve beyaz ana renklerden şaşmayalım arkadaşlar. Şöyle sizlere tekrar mutfağımı göstereyim. Şu köşedeki rafıma da uydu. Artık mutfağım rayına oturdu diyebilirim. Az önce koliden gelen o alçıdan yapılmış olan kalıplarda yapmış. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum o arkadaşa da. Instagram'dan takip ediyorum artık kendisini. Cadde 46 Ofyal. Ve YouTube'da da kendisinin kanalı var. Beni bulmuş. Size hediye göndermek istiyorum dedi. Siz de yapın dedi. Bana alçılar göndermiş, kalıp göndermiş. Ben de kendim yapmaya çalışacağım. Eğer yapamazsam çok bir yakınım var benim. Ona vereceğim. O bana yapacak. Ona da hediye vereceğim ayrıyeten. Bayağı bir fazla büyük bir koli göndermiş. Eşim zorla getirdi inanın eve. Ne kadar iyi insanlar var. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kötü kalpli insanlardan arkadaşlar uzaklaştırsın diyorum. Her zaman dua ediyorum. Arkadaşlar bu da böyle mi yemek masama çok güzel uydu. Değişiklik olsun dedim. Kombin değişikliği. Siyaha beyaz gayet güzel uydu. O göndermiş olduğu böyle kalıptan yapmış herhalde. Kalıba koymuş, alçıdan yapmış. Buna da iki tane böyle kaktüs diktim. Bu da çok güzel çiçek açıyor. Tezgah üstündeki kaktüsten böldüm. Buraya koydum, diktim. Kendi ellerimle diktim. Evet, sebzeliğimdeki en son gelişme. Sebzeliğim %100 görüntü olarak o kadar çok değişti. O kadar güzel oldu ki. Eski görüntüsüyle artık alakası yok. Şu önünde gördüğünüz siyahları buradan sökülüyor arkadaşlar. Ben bu sebzeliği uzun zaman oldu BİM'den almıştım. Öndeki o siyah olan yerlerini ben çıkardım. Yapıştırıcıyla yapıştırmışlar zaten. Çıkardım. Eşimle birlikte dericiye götürdük. Siyah deri kaplattım. O kadar asil oldu ki o çiçekli halinden eser kalmadı. Halıma da uydu, mutfağıma da uydu. Yani o kadar çok değişti ki anlatamam. Maliyeti sizlere söyleyeyim. Derinin metresi 50 lira. 25 lira da el emeği vermiş İzzet. Ben dışarıdayken. Hemen çabucacık kaplatı verdik. Şu tarafında da var. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel oldu. Ne kadar asil durdu. Hiç kimsede olmayan değişik bir sebzelik oldu. Çok mutlu oldum. Mutfağım çok güzel oldu. Çok bambaşka oldu. Artık burada güzel güzel yemeklerimi zevkle yapabilirim. Çok düşündüm. Bu şekli verebilmek için o kadar çok düşündüm ki en sonunda buldum. Buldum. Aradığımı buldum. Şükürler olsun Rabbime. Binlerce şükür olsun. Allah olmayanlara da versin inşallah. Şükran mutfağında artık sizlere değişik değişik yemekler yapacağım. Güzel güzel. Ve hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugünü de akşam ettik. Sizlere yeni mutfağımın halini, şeklini de göstermiş oldum. Sizleri çok seviyorum. Hepinize ordumuzdan kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hediye almak, hediyeleşmek de sünnettir canlarım. Ben hediye vermeyi çok seviyorum. Almayı da seviyorum. Tabii ki içimden gelen herkes bana hediye de gönderebilir. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Rabbim de sizleri sevindirsin inşallah.